HDP'li vekil Semra Güzel'in PKK'lı teröriste çekilen fotoğrafları siyasetin de yargının da gündemindeydi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, dokunulmazlığın kaldırılması ve yargılamanın önünün açılması gerekir dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Güzel hakkında fezleke düzenledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görev yapan kişilerin terörle aralarına bu anlamda bir kesin, kat'i bir mesafe koymaları, sınır koymaları gerekir. HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in PKK'lı terörist Volkan Bora ile çekilen fotoğraflarını Meclis Başkanı Mustafa Şentop böyle değerlendirdi. Şentop, anayasal düzene karşı işlenen suçlar bakımından ve ağır suçlama içeren dosyalarla ilgili dokunulmazlığın kaldırılması ve yargılamanın önünün açılması gerekir dedi. Bu belgenin içinde bulunduğu bir dosya var mı diye onu inceliyorlar, bakacaklar. Şu ana kadar ki taramada bu belgenin bulunduğu bir şey dosya yok ama örgüt üyeliği ile ilgili adı geçen arkadaşımız konusunda bir suçlama var. CHP'dense Grup Başkan Vekili Engin Altay değerlendirdi. Siyasi partilerin terör örgütleriyle ilişkilerini hiçbir şekilde masum, meşru, doğru bulmayız. Hiçbir şekilde buna ne hangi gerekçeyle olursa olsun yok şu süreç, yok bu süreç diyerek kimsenin gerekçe sunmaması lazım. MHP'li Erkan Akçay, meclis terör hücresi değildir dedi. AK Parti'den de tepki vardı. Ara yere silah alırken bir de silah almışlar. Teröristin silahını orta yere koymuşlar. Onunla poz veriyorlar. Bu teröristin silahından çıkan kurşunlar acaba kaç masum insanı katletmiştir? Efendim o zaman milletvekili değildi. Öyleyse onu milletvekili adayı yapan irade, HDP bunu bilmiyor muydu? Bile bile bunları yapıyorlar. İYİ Parti'dense Grup Başkan Vekili Musavat Dervişoğlu, tuzun koktuğu, denizin tükendiği yer, siyasi irtibat söyleniyordu. Şimdi elde fotoğraf var ifadelerini kullandı. Ve HDP, iddiaların odağındaki isim Semra Güzel açıklama yaptı. Fotoğraf çektirdiği ismin bir dönem sözcüsü olduğunu ifade etti ve fotoğrafların yayınlanma tarihini eleştirdi. HDP'den de açıklama Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş'tan geldi. 8 yıl sonra bu fotoğraflar servis edilmiş belli ki. O dönemde HDP'ye ne üyedir, ne milletvekilidir, ne de bir bağı vardır. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Güzel hakkında fezleke düzenledi ve Adalet Bakanlığı'na gönderdi.